Sevgili seyirciler, bu bölümde süremiz kısıtlı. Yaklaşık 12-13 dakika bir süremiz var. Dolayısıyla arkadaşlarımız not almışlar. Telefon bağlantısı yerine sizlerden aldıkları soruları direkt okuyarak cevaplamaya çalışacağız. Belik Karaoluk diyor ki, arabayla izine gitmek istiyorum. Fakat sigortam sadece İstanbul'a kadar kapsıyor. Sigortayı Türkiye için burada mı yoksa Türkiye'de mi yaptırmam gerekiyor? Onu da yine burada yaptırabilir. Türkiye girişte mesela biz geçen sene karayoluyla gitmiştik. Girişte hemen oraya da acil durumlar için koymuşlar. O Orada da yaptıkları var. geçerli olur. Orada da var. Ama buradan yaparlarsa bir sıkıntı Buradan yaşar. da yaptırabilir. Türkiye'den de yaptırabilir. Sizin söylediğiniz gibi bir metot da var. Türkiye'de de orada da yaptırabilir. Mümkün. Kurban Işık, Stuttgart'tan Alman vatandaşı olarak pasaportsuz. Yani sadece kimlikle Türkiye'ye gidilebilir mi? Hayır, sadece kimlikle gidilemez. Çok büyük sıkıntı yaratır. Pasaportu kesinlikle yanında bulunması lazım. Bir de mesela bazı memurlar yeni memur olabilir. Bazı Tabii, şeyler bilmez. tabii. Esasında Yani bu Avrupa'da giriş çıkış çünkü yapabiliyorlardı. pasaportun içerisinde sizin Avrupa'da legal olup olmadığınız yazıyor. Peki. Abdülkerim Oğuz Bey bir hemenden diyor ki pasaportları değiştirdik. Fakat hanımın eşininkinde Aufenthaltsbericht yazacağına Jan unbefristet yazmışlar. Oo, bu çok büyük bir hata. Değiştirtmesi. Bunu Çünkü hemen çünkü zaten tamamen kalktı değil mi? Niederlassungserlaubnis girmesi lazım. Tabii. Lütfen bunu hemen Unbefristet de değil. unbefristet de değil, Niederlassungserlaubnis girmeli. Çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlışlık. Hatta Lütfen. sınırdaki bir polis baktığında bu bir gariplik gibi görüp değil Tabii. mi? Tabii. Tutabilirler. Neden yani iyi bir oturumdan kötü bir oturuma geçmişsiniz? Kendileri için de bir şey olabilir. Bir de oradaki memur burada bir gariplik hissedebilir yani. Çünkü Hissedebilir tabii artık ki. Niederlassungs olarak geçiyordu. Niederlassungserlaubnis. Peki, Orada bir büyük bir hata var. Avukata gitsinler. Zabrücken'den Aslanım diyor ki eşim 38 yaşında, çifte vatandaş ve Türkiye'ye göre asker kaçağı ama Evet. Alman pasaportu ile Türkiye'ye gidilebilir mi? Şimdi ben şimdi pratiktekini söylüyorum. Alman pasaportuyla Türkiye'ye gidilip gelinebilir. Bunda bir sorun yok. Ama Türk pasaportuyla gittiğinde asker kaçağıdır diye. Çünkü Türk vatandaşı olarak orada işlem görüyor. Yakalarlar hemen onun işlemi Ramazan yapılır. Mutlu Noymüsler'den arabayla Türkiye'ye gitmek istiyorum. 2 sene araba Türkiye'de kalabiliyormuş. Böyle bir Hayır, şey daha değil. daha Evet, değil. kalacak ama daha değil. Herhalde 6. ayın 12'si Türkiye'deki Ama şöyle seçimlerden bir sonra. soru diyelim 2 sene veya 1 sene kalanlar için arabamı Türkiye'de bırakıp kendim 2 sene içinde git gel yapabilir miyim? Araba orada dursa. Hayır, araba zaten önemli. Kendisi değil. Arabanın zaten giriş çıkması önemli. Kendisinin değil. Çünkü Türkiye'de arabayı başka birisi de kullanabilir. Evet. Hamit Emin Sano'dan diyor ki Türkiye'den Almanya'ya ben evlendim fakat ayrıldık. Beni devlet geri gönderir mi? Şimdi eğer ki 2 yılını doldurmamışsa Almanya'da gönderebilir. Bu 2 yıllık çerçevede en azından 1 yıl bir yerde çalıştıysa gönderemezler. Ama şu var bu durumların içerisinde yine de bazı gibi özel durumları vardır. En Çocuklar doğrusu olabilir. avukatı bu gerekli Bu müracaatları yap. meselelerin istisnası çok. Yani İstisnası çok. genelde hayır deriz ama istisnaları çok. Yıldıray Kacar Duisburg'dan diyor ki şu an işsizim. Annemi birkaç ay Türkiye'den yanıma istiyorum ama getirmiyorlar. Sorun çıkarıyorlar. Ne yapabilirim? İşte Başka bunu birini mi da bir garanti? program yapmıştık değil mi Evet. Süleyman Bey? Vatandaşlarımız hatırlar. Şu vizeyle hep sorunumuz var. Ha şimdi kendisi de işsiz olduğu için ona zaten hayır derler. Peki şunu söyleyeyim. Yani getirmiyorlar. Hukuki problemler var. Hukuki problem deyince Türkiye vatandaşlarımız gittiğinde bazı sıkıntılar yaşadığında nasıl bir çözüm önereceksiniz? Ama biz vatandaşlara sorduk bakalım bir ne Bakalım. demişler. Ona göre bir cevap İzleyelim. verelim. Türkiye'de karşılaştığınız hukuki problemlerinizi nasıl çözersiniz? Herhangi bir olay başımıza geldiği zaman tabii ilk önce avukatıma müracaat ederim. Avukatımın yönlendirdiği şekilde hareket ederim. Zamanım bitti, dönmem gerektiği zaman herhangi bir gümrüklerde sorun yaşamamak için yapılan Türkiye'de herhangi bir olaydan kaza olsun veyahut ona benzer bir olaydan avukatımın yönlendiği şekilde hareket ederim ve avukatıma vekaletimi veririm. Hukuki konularda böyle tamamlarım yani avukatımın yönlendirdiği şekilde hareket ederim. Türkiye'de hukuki problemlerimizi Türkiye'de olduğumuz için yani izin sezonunda Türkiye'ye gittiğimiz için mevcut bulunduğumuz şehirde hani çevre olduğu için Türkiye'de çözmeye ve Türkiye'de problemi halletmeye çalışırız. Türkiye'de karşılaştığım hukuki problem tabii ki avukat yoluyla avukatlarım var. Ben kendim de işveren olduğum için burada. Ben öyle bir sıkıntım yok yani. Ya şimdiye kadar bir hukuki problemimiz olmadı Allah'a şükür ama olsa da yani biz ailece Alman vatandaşı olduğumuz için belki Alman konsolosluğuna başvurabiliriz. O şimdi aklıma geliyor. Orada herhangi bir avukata danışabiliriz.
Yılmaz Bey, şimdi Türkiye'de hukuki sorunlar diyoruz ama başlıca böyle aklınıza gelen veya tecrübenize göre ilk etapta ne gibi izin devirsiniz? Mesela sorunlardan bir tanesi kart olayı, kredi kartı. Kredi kartı. İşte burada kredi kartı bankadan almış, banka kredi kartı. Hem yollarda işte tutun Almanya'dan Türkiye'ye kadar para çeke çeke gitmiş vatandaş, bir de Türkiye'de çekmiş. Şimdi bunun iki tane sorunu var. Bir, bu hep ne oluyor? Kredi, bunun faizi var. İki, bir de Almanya'da banka şüphelenebilir. Acaba kart kayıp oldu da hep böyle yollarda para çekiliyor. İşte Türkiye'de şu an çekiliyor. Bloke edebilirler. Bloke edebiliyor. Lütfen kredi kartımızı kullanmayalım. Benden bir tavsiye, özel bir hukukçu bir tavsiyesi. Kredi kartı, ne kadar para lazımsa burada alıyorsanız alın. Varsa ona göre harcamalarınızı yapın. Şu olabilir ama araba kiralayacaklardır. Özel durumlar, onlar zaten para gecikmeyen ama yani çok işlemiyor. Acil durumlarda kendi evet. arabası bozuldu, araba kiralayacak gibi falan olabilir. Peki ama siz vatandaşların dediği gibi doğru kabul ediyor musunuz? Avukatıma diyor vekalet vereyim, avukatlık işler. Yani ama siz önemli bir şey hatırlattınız. Hukuki durumlar karşısına gitmeden avukatla ilgili nasıl bir işlem yapsın? Kendi avukatı. Gitmeden önce güvendiği, yıllardır gittiği, güvenebildiği bir avukatına gidecek. Ben Türkiye'ye gidiyorum. 2 hafta, 3 hafta, 5 haftalık. Şöyle şöyle gideceğim. Efendim cep telefonunuzu bana verin. Verir avukat. Bir şey söylemez. Bir de vekaletname orada imzalanır. Hukuk sigortası varsa onu koyar. Ve sonra Türkiye'ye gider. Bir sorun olursa hemen bildirir. Hemen. E-mail'le de bildirir. Vekalet olduğu için daha yardımcı olur. Aksi takdirde. Şimdi orada bir soru vardı. Türkiye'den mi avukatı, Almanya'dan mı? O da durumuna göre. İşte Almanya'yı da ilgilendiren bir olaysa Almanya'dan avukat tutulur. Şöyle de mümkün mü? Mesela sizin de aynı şekilde var. Diğer bazı bildiğimiz avukatlarında Ali Bey bağlanıyor mesela, zaman zaman. Hem Türkiye hem Almanya hem Türkiye hem evet. İsviçre. Yani iki taraf bağlantısı olduğu için buradaki avukatına vekalet verince onlar Türkiye ayağında çözebiliyor. Tabii Türk ayağında çözebiliyor. Peki Rıfat Aslan diyor ki Günzburg'dan kızım Alman vatandaşı. Kendi adına 10 senelik arabası var. Seneye Türkiye'ye evleniyor. Arabasını ev eşyası gibi gümrükten geçirip Türkiye'ye götürebilir mi? 10 senelik arabası olsa da. Artık başlangıçta da söylediğimiz gibi yaş sınırlandırması yok. Götürebilir ama 10 yıllık arabanın da vergisi alınır. Bunlar çok yüksektir. Bizim tavsiyemiz değil. Buraya vereceği vergiyle Türkiye'de yeni bir araba alır. Evet. Melek Hanım Limburg'dan diyor ki eşim Türk vatandaşı ve pasaportlar değiştiği zaman oturum kalıyor mu? Yani yeni pasaporta geçirtmek zorunda. Tabii yeni pasaporta geçirtecek. Gidecek yabancılar dairesinde onun mühürünü, yapışkanlığı, kaşesini neyse öbürüne geçirtecek. Bir de diyor ki yeni pasaportlara diğer Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmemiz için damga vuruluyormuş. Doğru mu? Bu tabii kişinin kendisi isteğini. Ne söylediğini herhalde. Avrupa EU Avfentasarlı. Onu. Evet çok doğrusunuz. Ben de öyle algılıyorum olayı. Yani Avrupa Birliği içerisinde çalışma müsaadesi. Evet. Doğru. Ama tabii bunun şartları sağlayan, şimdi vatandaşlarımız iki herkes, pasaport evet. karşılaştırdılarsa onda var bende niye yok derken EU Avfentasarlaubnis yani herkese Avrupa verilmiyor. Tabii önce evet, müracaat yani. Etmiş almış kişi o hakkını evet. devam ettirecek. Herkes bir yapmıştık bir program peki. hatırlarsanız. Mustafa Önal Berlin'den diyor ki geçen sene arabayla Türkiye'ye gittim ve döndüğümde sürekli Norveç'ten arabamın üzerine ceza geldi. Yaklaşık 1000 euroya yakın. Arabam orada gözüküyordu ama ben Türkiye'deydim ne yapabilirim? Yani hukuki bir durum var. Avukatın işlemesi mi gerekiyor? Şimdi, ne dersiniz? Hemen demin dediğim gibi radarlar, cezalar artık geliyor, takip ediyor artık. Vatandaş evet. kaçamıyor. Yapacağı hemen buna itiraz etmesi. Norveç olduğu için önemli değil. Yine Almanca itiraz evet. etmesi. Oraya bir itiraz dilekçesi, başvurusu ya da avukata gitsin, avukatı yapsın. Başvuruda evet. bulunacak. Ondan sonra arzını orada problemini arz edecek. Şu vatandaşımızın sorusu esasında herkesi belki ilgilendiriyor ama fakat cevabı uzun. Biz çok kısaca müracaat etmesi gereken yeri söyleyerek cevap verebilir miyiz? Serpil Sarıaltın diyor ki 42 yaşındayım. Türkiye'den emekli olmak istiyorum. Evet. Almanya'ya geleli 20 seneyi geçti. Yani Türkiye'den emekli ne gibi haklarım var? Çalışma müşavirliğine başvuracak. Olabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa bugün gidecek, çalışma müşavirliğine başvuracak. İsterse avukat üzeri de yaptırabilir. Sorun değil. Olabilir. Bu paralı. Yani ev hanımı ise günlerini saydırabiliyor. Günleri çocukları sayacak. Dünyaya gelmiş. Evet. Değil mi? Evet. Bu hakları da var. Yani emekli olma hakkı var. Bir de yaşına bakılacak. İşte evet. Kaç yaşında? Yani herkes bugün yapıp da para ödeyip de yarın emekli de olmuyor. Yaş sınırlandırması var. Onlara da dikkat etsin. Melek Demir diyor ki 20 yaşında Türk vatandaşıyım. Zaten izinler başladı. Düğünler de başlıyor. Diyor ki süresi yani Niederlassungs oturum hakkım yerleşim, var. Yerleşim hakkı. Yerleşim hakkım var. Evlenip Türkiye'de ikamet etmeyi düşünüyorum. Bu durumda 6 ayda bir giriş çıkış yapmam gerekir mi? Bakın, oturumu öldürmemek için. Çok güzel bir soru. Çok yeni neden, kanunlar, kurallar. Neden madde 15 fıkra 2 diyor ki 6 ayı geciktirtmeyeceksin. Ama fıkra 3'ü var o maddenin. 15 yıldır burada kalması şart istenmiyor mu? Şöyle deniliyor. 6 ay içerisinde de oturumu iptal edilir. Eğer ki Türkiye'de kalış nedeni geçici değilse.
evlenmiş gitmiş, orada bir hayat artık odak noktasını orada yaptığı için o ölebilir, o iptal edilir o pasaport, o oturum hakkı. Ona lütfen dikkat etsin. Ya giriş çıkışlarda evlendiğini söylemeyecek ya da Türkiye'de işte izin yapıyorum filan gibi konular. Yoksa iptal olabilir. Bu da ilginç bir soru. Dediğim Türkiye, paragrafa da internetten baksın. Türkiye arabayla girince ille de arabayla çıkmak mı gerekiyor? Yani arabayla girdik, gemiyle, uçakla geri döndük. Mesela 3 aylık tatil süresince bir haftalığında Mısır'a tatile gidebilir miyim? Yani geri arabayla gider, geri neyle gelirse gelir yani. Seyahat özgürlüğü var ama hukuki bir şeyle karşılaşırsa... Ama pasaporta işte yazdırıyorsunuz. Sana değil yarın mi soracaklar, araba ne oldu, Türkiye'de kaldı. Yani ne oldu? Sonuçta dönüşte pasaport arabayla girmek zorunda. Tabii. Yani sorulacak, onun Mısır'a bir beyannamesini çarptı mı, vurdu mu, çalındı mı, başka ülkelere gidin, evet. Mehmet Erbey diyor ki 6 aylık fiksiyon speşali uygun var ki yani bu halk arasında... Oturumlar bitince... Geçici. Geçici olarak... İzine gidebilir miyim? Bununla gidebilir. Normal bir pasaport oturmuş gibi kullanabilir. Karayolu değil de havayoluyla değil ama mi? Ama Yabancılar Dairesi'nin izniyle lütfen dikkat etsin. Yani evet, gidebilir. Yabancılar Dairesi burada bilmesi lazım. Nereye gittiğini, nereden geleceğini, ne yaptığını bilmesi evet lazım. Burada tabii birçok seyircimizin soruları var. Ancak sevgili seyirciler, bu sorularınızı mümkün olduğu cevaplamaya çalıştık. Pazar günü tekrar programımızın Avrupa saatiyle 11.15'ten itibaren tekrarı var. Bazı cevaplamadığımız seyircilerimiz oradan cevaplarını alabilirler. Önümüzdeki programlarda yine mümkün olduğu sizlere cevap vermeye çalışacağız. Haftaya bir başka konuda buluşmak umuduyla. Hayırlı akşamlar efendim.